Efendim merhabalar, iyi akşamlar diliyoruz ekranları başında bulunan siz seyircilerimize. İşin iç yüzü bu hafta yine ilginç bir konukla, ilginç bir sohbetle karşınızda. İlginç konuk gazeteci olması ve bir yazar olmasından kaynaklanıyor. İlginç değişimin asıl nedeni budur. Birçok kitabı var, birçok yazıları var. Vatan Gazetesi'nde şu anda köşe yazarlığı yapıyor. Ama çok büyük de hizmetleri var bu ülkeye. Saygı duyduğum, çok sevdiğim eski Gazeteciler Cemiyeti üyesi sevgili Osman Güvenir stüdyomuzda bu akşam konuğumuz. Hoş geldin değerli abi. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Büyük bir zevkle izliyorum programlarını. Çok teşekkür ederim. Gayet güzel hakikaten. Kalite dolu dolu içi böyle. Konuklar kaliteli. Alıp götürüyor yani, ama sizin program yapımcılığınız da şahanedir. Sağ olun. Ben o bağlamda da onu söylerim. Her zaman da vurgu yaparım ben çok ona. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Osman abicim, şimdi seni çok uzun bir bürokrasi yaşamıyorsun. Evet. Yani iki büyük liderle de yıllarca, büyük devlet adamlarıyla yıllarca da birlikte çalıştınız. Evet. Yani 40 küsür filan da memuriyet hayatın var. Tabii. Peki bu hani mücahitliği de falan içine koyarak soracak olursak, bu yıllar hakkında ne söyleyebilirsin? Kaç yaş oldu abi? 72 yaşındayım ben. 72 yaşında. Allah ömürler versin, sağlıklar versin. Versin. Kaç senedir bu işin içerisindesin? Vallahi şimdi biliyoruz yani, ben kendimi bildim bileli hep basın hayatının içinde oldum. Yani talebelik hayatımdan. Hatta Hür Söz vardı bir zamanlar, biliyorsunuz. Hür Söz'ü. Tabii. Rahmetlik Fevzi Ali Rıza'nın şeyi, yaz tatillerinde orada çalışırdım. Tahsihçilik yapardım. Kurşunları eritirdim. Hatırlarım Ermuş Sokağı'nda. Onların atölyeleri vardı. Ve kurşunu büyük kazanların içerisinde, kurşun biliyorsunuz eski. Biliyorum. Kurşunlarla basılırdı gazetelerde. Harfler. Yani matbaanın mürekkebini yaladık ve kokladık diyor, demek isterim bir yerde. Tabii ki ondan sonraki hayatımız Doktor Küçük'le beraber geçti. Yani başladı Halkın Sesi'nde. Ve hayat da beni oraya sürükledi. Cumhurbaşkanı muavinliğine çıktı benim tayinim, ilk tayinim Kıbrıs Cumhuriyeti döneminde. Yani zor yıllar bizim hayatımız, ben açık söylemek gerekirse. Tahmin edebiliyorum. Çünkü hakikaten Kıbrıs Türk'ünün bütün yaşanmışlıklarını, bütün o kesitlerini dolu dolu yaşadım. Şahsen mücahitlikte dahil. Ve zor yıllar, o göç. Çünkü ben bir aylık evliydim göçmen olduğumda. Eşimin gelinliği gardırobun üzerinde kalmıştık. Kaç kaçarken. Kez göçmen oldunuz abi? Bir kez oldum ben esasında. İyi bari. Ben hani bir kez o 63'te bir kez göçmen oldum ama çok acıdır. Çünkü kolay değildir, insan bütün yeni bir hayat kurarsınız. Bütün sıfırdan her şey. Hayalleriniz yıkılır. Bütün ekonomik yönden de yıkılırsınız. Psikolojik yönden yıkımı düşünün siz. Çocukların endişesi. Ondan sonra çocuklarımız oldu. Çocukların endişeleri falan. Hatırlarım ben cepheden böyle ansız bir kaçamak yaptık. Bir fırsat bulduk. Gideyim bir banyo yapayım dedim böyle. O koktuk ya, o harekatın içinde öyle birazcık ateşkes evet. Olunca çocuklar böyle bir acayip baktılar bana. Yani böyle asker elbiseleri içerisinde görüntü. Kurtla böcekle kucak kucağa yatıyorsun Allah'ın dağında, toprağın yani içinde. Zor günler esasında yani düşündüğümüz zaman. Ama en zor zamanlarımızı ben şöyle değerlendiririm. Rahmetli Doktor Küçük'le çalıştığımız dönemlerde 63 ile 68 arası yolların açıldığı döneme kadar. Biliyorsunuz o zaman yalnız kalmıştı. Denktaş bir adaya sokulmaz ya o zaman, evet, ada evet. Dışına gidince. Ve onları dolu dolu her gün beraber yaşadım ben rahmetli Doktor Küçük'le. Ve görürsünüz. Tabii ondan sonra Denktaş Bey'le de çalıştım ama yani nedir orada olay? Siz bana anlatın diyorsunuz da olayın ilginç yanı nedir? Yani birinci adamlarla çalışmak her zaman zordur. Birinci adamlarla. Kesinlikle. Yani siz kolay gibi gelir. Yüksek bir mertebe gibi falan filan işte, zannedersin işte, ama Doktor Güçlü, büyük adamlar büyük hatalar yaparlar. Tabii, berabersiniz, görürsünüz ama bir şey söyleyemezsiniz. Yorum yapmaya kalksanız acaba ters teper mi dersiniz. Ya.
Onun psikolojik durumu, mutlu olduğu zamanlar, mutsuz olduğu zamanlar, özlemleri, acıları, gözyaşları, hep bunlara tanık olduk. Yani düşündüğünüzde, şimdi mesela aşağı yukarı 28-30 yıldan beri üzerinde çalıştığım Doktor Küçük'le Geçen Günlerim adlı kitabım çıkıyor bir aya kadar. O çok enteresan. Çünkü belgesel ve tarihsel bir kitap. Doktor Küçük'le Geçen Günlerim diye bir kitaptır o. Bütün hücrelerim Doktor Küçük oldu, açık söyleyeyim size. Yani söylemek şey de caizse. Ama çok belgeler var içerisinde. Yani belgesel tanımlamalar, gözlemler vardır. Çok farklı yönüyle, psikolojik, sosyolojik ve ekonomik açıdan. Ben Osman abi bunu hep söylüyorum. Yani 72 yaş, 80 yaş olanlar var. Yani bu yaş civarındaki insanlar Kıbrıs'ın en kötü günlerini, 63 olaylarını, işte hatta 50'li yıllardaki olayları, 74'ü falan yaşamış insanlar. Yani gerçek tarih onlarda gizli. Böyle durup da yazmadıktan sonra ileriye, yeni nesillere, işte böyle bir Kıbrıs geçmişi var bu insanların, Kıbrıs Türkü'nün diye bir kalıt bırakmadıktan sonra araştırdım. Hakikaten şimdi işin boşa ilginç, yaşamış tabii gibi bir şey oluyor. İşin ilginç yanı biliyor musunuz dedi. Mesela benim çok yakın dostumdur Erdem Oskar. Bu otelleri var şeyde, Girne'de. Bana bir kitap gönderdi. Hayatını anlatan bir kitap. Çok enteresan hakikaten. Ben okudum kitabı. O kadar etkileyici ve nereden nereye geldiğini, yani bağları vardı dönümlerce, şarap falan filan şeyleri. Ve otelciliğe yöneldi. Şartlar onu getirdi ve Güney'in de en zengin insanlarından birisi. Kendisiyle ben o İskan dönemlerinde tanıştım. Yardımcı da oldum. Yani herkese yardımcı olduğum gibi. Ve takdir ettiğim bir insandır. Beni aradı, sana kitabımı gönderiyorum dedi bana. Perşembe akşamı imza gecem vardır. Şimdi ben şuna getirmek istiyorum sözü, senin sözün üzerine. O bizim yaşa gelmiş, ya kemale ermiş ve artık sonbaharını yaşayan insanlar diyelim. Allah ömürler versin. Yani sonbahardayız, böyle yani sonbahardayız artık. Yani herkes bu Kıbrıs Türk'ünün yaşadığı olayları, gözlemlerini, duygularını, acılarını, sevinçlerini mutlaka bir kitap açsın, bir defter açsın. Ve gelişi güzel yazsın. Hiç yani önemli değildir. Önemli değildir onu yazdıklarının cümle düşüklüğü varmış, şu varmış, bu varmış. Onları kendi evlatları değilse bile bir gün torunlarından biri onu kitaplaştırır. Çok doğru. Ki bazıları bunu yapıyor. Ya, tabii. Yani bakıyorsunuz. Şimdi ben takdir ettim tabii. Erdem Bey'i takdir ettim. Çünkü adam oturmuş ve hayatını yazdı. Ya. Düşünebilir misin? Bravo. Ve o içinde o mücahitlik yılları, eğitim yılları, o mallarını, mülklerini arkasına bakmadan göç etmesi, arkalarına dönüp bakmadan. Çünkü ölüm korkusundan kaçtılar güneyden. Yani Erdem Bey gibi daha nice insanların hayatı var öyle Abdullah kardeşim. Yani evet, çok insan var, özellikle bizim jenerasyon. Herkesin yazması lazım. Bence de öyle. Herkesin yani, dolu dolu yazması lazım. Bakın şimdi Diyalog TV'de yayınlanmakta olan benim yaptığım İz Bırakanlar diye bir program var. Gidiyoruz gerçekten bu Kıbrıs'ın tarihinde önemli rol oynamış politikacı, siyasetçi, yazar, şu bu, sanatçı kişilerin tüm hayatını çocukluk yıllarından alarak ta şahane, ya göçtüğü ya da hala bugünkü içinde bulunduğu konumdaki günlere kadar taşıyan böyle üç tabii bölümlük, ikişer bölümlük belgeseller halinde yayınlıyoruz. Her cumartesi. Tarihtir onlar esasında. Evet, bunların hepsi bir kenara konulduğunda bir de ham bantlar var. Yani bütün söylediklerin hepsini koyamıyoruz. Bazen sığmıyor şeye. O ham bantlardakine özellikle çok üzülüyorum. Yani hangi cümleyi koysan öbür cümleye zaten üzülüyorsun. Yani çünkü Kıbrıs'ın tarihini anlatıyorlar bir taraftan. Her evet, neyse. Yani şimdi, bunlar işte yaşadık biz dediğimiz gibi. Yani iki liderle çalıştık uzun zaman. O 40 senelik bürokrasi hayatımızda ama ben çok huzurlu ve mutluyum yani. Arkamda bir şey bırakmanın huzuru içindeyim. Evet yani. Açık değil mi? Bir de onun gerekirse böyle rahatlığı vardır. Evet, çok yani Osman Güvenir adı
50 sene sonra bile bu kitapların içerisinde, 100 yani, sene sonra bile. Bunları bırakmak, yaşatmak lazım. Bunları arkada gelecek olanlar, arkadan gelecek olanlar. Kutluyorum sizi işte. Yani bu sorumluluk duyduğunuzdan ötürü de. Sağ olun. Şimdi basın yayın alanında da siz kendinizi kanıtlamış insansınız. Sürekli bir basın kartınız var. Tabii. Geçen yılda da galiba bir ödül Türk aldınız. Türk Soy'un basın şeref ödülünü aldım işte. Bir yani Kıbrıs'ta kaç kişi aldı? 5-6 kişi aldı. 4 veya 5 kişi aldı galiba. Bana da sürpriz oldu esasında. O ansızın bir davet geldi. Meğer biz de Kıbrıs'ta seçtikleri yazarlardan biriymişiz. Eskişehir'e gittik ve o Türk Soy'un basın onur ödülünü 27 gazeteciye verdiler o ödülü. Bütün Türk Soy, Türklük dünyasında Türkiye ve mesela Bulgaristan, Azerbaycan vesaire falan şey. Yani emek karşılığını almalı. Onur verici bir olaydır esasında ve gurur duyar insan yani sevinir. Elbette ki. Elbette evet. Yani az buz bir ödül de değil yani. Evet işte. Yani bayağı yani. Ama siz de şimdi Allah var. Hak edenlerden bir tanesisiniz yani. Teşekkür ederim. Kolay değil oturup da böyle kitaplar çıkarmak şunlar buna. Biraz sonra kitaplarınıza da geleceğiz. Bakalım tabii. Artık nereye gideceğiz. Şimdi yakında üniversitesi şu Sahne Sanatları Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümünden oradan bitirdiniz. Orayı bitirdiniz. Mezununuz. Evet. Nasıl bir duygu bu? Yıllar öğrenci sonra olmak. Üniversite hayatı yaşamak. Benim de aklımda var açıkçası. Ne güzel. Yani, şimdi esasında nedir bilir misiniz? Yani benim Londra'da yüksek muhasebe tahsilim var. Yani İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi seviyesinde. Ama yani öyle bir ilginç hayatımız oldu bizim ki hem göç hayatı hem yolların kapanmış olması hem arada bir Londra'ya gidip o sınavları vermek falan gibisinden ve bu arada insanın içinde kalıyor o bir uhde olarak kalıyor. Çünkü biz maddi imkansızlıklar nedeniyle gidemedik. O herkesin problemi. Yazarların, sanatçıların, tabii, ressamların, zor herkesin. Çünkü yani ben lise hayatımda da çalışarak okudum. Yani ben babamı 4 yaşında kaybettim mesela. Hep çalışarak okudum ben ve burslu okudum. Özlemlerinizle acılarınız birleşir ve sizi granit gibi bir adam yapar. Açık söylemek gerekirse. O bağlamda ben kendimi hep böyle okumaya adadım. Yani evlendim, çocuğum oldu, gece kurslarına gittim, İngilizce kurslarına gittim, yüksek muhasebe şeylerine gittim, kurslarına falan filan. Zaman geçti, emekli oldum, şirketimi kurdum. Ve bir gün Suat Bey bana telefon etti. Suat Günsel benim çok sevdiğim bir dostum ve takdir ettiğim bir insan. Eğer bırakırsa yani yeri gelmişken söyleyeyim. Kabul ederse Suat Günsel'in de İz Bırakanlar programında yer alması benim en büyük arzum. Arayacağım kendisini. Layıktır esasında. Evet, layıktır. Bence ve iftihar fazlasıyla. Kaynağımızdır. Evet. Ya Osman Bey dedi bana, gel yahu dedi bana, hukuk şubesini şeyi açtık, hukuk fakültesini açtık. Gel hukuka yazılalım, sen bizim bir idolümüz olursun falan gibisinden. Vallahi dedim ben bu yaşta şimdi hukuk kitaplarının içine girecek halim yok. Bu emekli olduktan sonra da hukukçu olmaya niyetim yok. Aradan zaman geçti, bu bölüm açıldı. Bu bölüm açılınca Suat Bey gene telefon etti ve bölümdeki arkadaşlar da telefon etti bana. Diğer öğretim görevlileri falan. Hemen kabul ettim. Ama o duygu bambaşka bir duygu. Gidersiniz o talebelerin içinde mesela 18-19 yaşındaki ya, talebelerle. Aslında ağır gibi geliyor insana değil mi? Biraz yok yani, şimdi onlar beni hem öğretim gibi hocası gibi gördüler, öğretim görevlisi gibi gördüler. He. Hem amca, hem dayı, hem baba gibi gördüler. Ve çocuklarla da o diyaloğu, o haşır neşir olmayı sabırla her gün derse girdim. 4 sene, tam 4 sene. Ve bu 4 senelik süre zarfında 20 tane tiyatro eseri yazdım. Ve bir eserim de Ankara Devlet Tiyatroları 20 tane gibi. Tiyatro eseriniz var. 20 tane tiyatro. Peki Kıbrıs'ta herhangi bir tiyatro daha oynanmadı. Oynanmadı. Verdim ben şeye, belediye tiyatrosuna da verdim. Devlet belediye Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na Devlet da tiyatrosuna verdim. Devlet tiyatrosuna da verdim ama bekliyoruz işte bilemem artık. Ankara Devlet Konservatuvarı'nın repertuarına girdi bir oyunum. Şimdi bizim 5 dramaturg derler bu bölümden, evet, mezun olanlara. Evet. Yazdığı, 5 dramaturgun yazdığı 9
oyundan oluşan Kıbrıs Hikayeleri adlı bir oyun var. 2 saatlik, 2,5 saatlik. 9 tane kısa oyun ama baktığınız zaman, gördüğünüzde dersiniz ki işte bu Kıbrıs'tır dersiniz. Hiç şimdiye kadar... Tiyatro oyunu. Tiyatro. Kaç perde? İşte 9 kısa oyunlardır bunlar. 9 perde diyelim ona ama... Farklı çünkü. Ha, onu sahneye koyarken onu, yani ara vermezler de zaman geçirme, ışıklar, dekor yani, ona göre ayarlanır vesaire. Ve bunu biz Rumcasında çevirdik, Rumcaya da çevirdik bu eseri. Çünkü evrensel değerler bağlamında, eserin içeriğinde. Bir yazar önce çıkaracaksınız derdi hocalar bize, profesörler, bu giysinizi, elbisenizi. Yazar elbisenizi giyeceksiniz, tarafsız bir insan olmayı. Yani orada Rum, Fransız, İtalyan... Ermeni veya İngiliz, Alman, hiç Türk, hiç söz konusu değil. Orada insanlık. Evet. Yani bir kaleme alırken bir eseri bütün o şey, evet, yani insani değerlerle beraber yürüyeceksiniz. Evet. O bağlamda güzel bir eserdir. İstanbul'da basıldı bu kitap. Yani şey olarak mitosun, mitos boyutta 388. kitap olarak yazıyoruz. İşte bilmem. Şey var. Öyle girdik biz bu işe, yani anlayacağınız varsa. Yani öykücülüğünüz var. Evet, evet. Kısa kısa böyle oyun bahsettiğiniz, roman yazarlığınız var. Roman da yazdınız. Şu anda elimde şey var. Ha, şu Gavur kitap, Hasan. Hangi kamera? Şuna mı göstereyim? Yok, ben? O alıyor galiba. Bu alıyor galiba sizi. Evet, bu alıyor. Hı. Gavur Hasan diye ve onun arka kapağında da Profesör Doktor Oğuz Karakartal, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı'nın bir yazısı var. Osman Güvenir için diyeceklerim diye. Burada neredeyse sizi özetlemiş tabii ki ama işte yani, hani çok kısacık bir şey. Evet. Kitaba şöyle içine bir göz attım. Bu arada çok çok teşekkür ediyorum. Yani şurada çok değerli dostum Sayın Abdullah Üçgöz'e en iyi dileklerimle ve saygılarımla diye İmzalamışsınız da çok çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bunu zannediyorum ben böyle kısa kısa hikayeler olduğu için böyle bir solukta elime aldıkça sizi alıp rahat götürecek rahat bir yere okurum. Yerlere. Eminim öyle olacaktır. Gavur Hasan. Evet. Şimdi bu piyasada var. Tabii, değil mi? Tabii. Piyasada var. Var. Kitapçılarda bulunabiliyor. Var, var, var. Kitapçılarda var ama bitiyor yani, tükeniyor elimde bu kitap. E arkası da gelecek bunun herhalde. 4.'yü hazırlarım şimdi. Bir roman daha hazırlarım şimdi. Bitti roman şimdi, 2. romanım. İşte Doktor Küçük'ün kitabı çıkacak. O güzel ya. O şey ve Denktaş Bey'in de Var Olma Savaşım diye bir kitabı var. O da bitti o da ama hep bunlar hem para ister, hem zaman ister, hem olanak ister. Yani kolay değildir. Ya bu para bunları, işi gerçekten yani bütün sanatçılarımızın elini kolunu bağlıyor. Çok zor tabii yani. Devlet eliyle sponsor olmayınca. Sponsor bulmak da çok zor oluyor. Hayret bir şey ya. Zor ya. O da zor yani esasında. Yani bari iş adamlarının katkıları, şunlara bunları bizim yazar çizer takımına... İşte faydası dokunsa. Osman abi resim nereden peki ya? Bu kadar şeyin arasında resim nereden? Hani oturduğun mevzide resim mi çizerdin? Yok ne ya, yapardı yani değil. Bu el alışkanlığı, yetenek? Biz doğuştan herhalde genlerimizde vardır diye düşünüyorum. Çünkü benim abim de ressam ve heykeltıraştır. Onun rölyef bir kabartması o karşıdaki duvar kadar mücadeleyi anlatan ahşap kabartması meclisin şeref salonundadır. Ha. Mehmet Erdel. Ha, bahsetmişti Hakkı Mehmet Bey. Mehmet Erdel tabii. Hakkı Bey'in zamanı. Denktaş Bey aldırttıydı o evet. Şeyi. Allah rahmet eylesin. Yani ben küçükten beri abimle hep resim çalışmalarımızı yapardık. O ahşapla. Ben şimdi güdülerimi böyle bir kontrol ettiğimde, ben tarttığımda belki bir ahşap atölyesine girsem şey edebilirim. Yani bir eser yaratabilirim diye düşünürüm. Yani insanın içindeki o kıvılcımlar var ya, o kıpırdanışlar. Demek ki var. İşte ta çocukluğumdan beri ben resim yaparım, resimle uğraşırım. 4. sergiye hazırlanıyorum şimdi. Yani tuvallerim, yaraladım ben şeyi, malzemeleri ama. İşte yazıyor, yapıyoruz. Çocuklarımın bütün tablolarını, hiç yabancı resim yok evlerinde. Orijinal, mekana göre, renklere göre tablo yapıyorum. Maviysa salon, mavi renkler. Morsa mor renkler yahut da... Hmm. Gül kurusuysa gül kurusu renklerin hakim olduğu. Şu renk konularında o kadar fukarayım ki. Yani tam bir cehalet. Yani ana renkleri bilirim bakın işte. Yok, kırmızı, siyah, sarı. Ama iki boyayı karıştırıp da ortaya hangi rengi çıkaracak konusunda çok cahilimdir. Yani. O tecrübesleri. Ama resim yapabiliyorum. Güzel.
Yapıyorum yani. Çalış o zaman. Yani, evet. Ressam denmez. Mesela yani işte böyle hayatımız böyle yani. Yani evet. Hayatımızda işte doldurmaya çalışıyoruz. Bayağı da doldurmuşsun hayatımızı abi. Yani nabız da tutmuşsun sen televizyonlarda. Yani evet. Nabız diye bir programın vardı senin. Evet evet. Yani bayağı da izleniyordu. Çok güzel böyle bir sohbet deşerek falan yaptığım böyle evet, bir programdı. Evet. Uzun zaman yaptım. Turizm programları da yaptım ben uzun zaman. Bayağı da telefon gelirdi böyle Londra'dan, İsviçre'den, Avrupa'dan, Kıbrıs'tan falan ama yani insan zaman içinde yorulur artık birazcık. Çocuklara da yardımcı oluyorum ben şimdi. Onlar da yoğun çalışıyorlar. Niye bıraktın? İşte, yani yok, ne güzel git. Yok yetişir işte böyle konuk oluyor, olarak geliyorum programlarına. Daha mı rahat oluyor değil mi? Daha rahat böyle oluyor. Rahat, daha güzel. Halbuki inanır mısın? Zamanım yok abi? Zaten yani Abdullah. Yani zaman ister. Biliyorsun sen de. Zaman yani, ister, oturacaksın, internetten araştırma yapacaksın, konu neyse. Konu neyse, oturacaksın, çevre mi? Çevreyle ilgili oturup araştırma yapacaksınız. Dünya çevre anlayışı nedir? Yahut da insanların kavramsal anlamdaki... Var var, öyle sorularım da var size. Var mı? Ha, var, iyi var. O zaman. Bunları da soracağım. Yani söylemek ama istediğim var malzeme demek isterim o bakımdan. Şunu söylemeliyim yani tam burada. Yapımcı olarak çok kolaydır. Yapımcı olarak çok rahatım ekranda. Ama konuk olarak herhangi bir televizyona çağrıldığında baya baya bir terlerim, sıkıntı yok çekerim. Yok ya, hiç olur mu? Gerçekten ben programı yaparsam seni çağıracağım. Ama bak burada mesela şey Osman abi, şimdi sana mesela soruyorum. Ne olacak bu memleketin hali? Kurdum seni. Hadi bakalım ver cevapları. Böyle yaslanırım geriye. Artık seni dinlerim. Yani şimdi, sunucunun işi basittir. Şimdi şeye sormuşlar, bilgisayara sormuşlar işte. Bir soru sormuşlar. Karıştırmış bir şey yok, biri birine girmiş falan. Nedir, niye sordun, ne sordun ya? Ne var ne yok dedin diye. Yani o bakımdan şimdi kazık bir soru gelebilir, ansızdan içinde olmadığım, bilmediğim herhangi bir alandan bir soru çıkabilir. Doğaçlama programlara katılıyoruz genelde. Tabii tabii. Bu da. Ama birikim ister bu işe Abdullah. Yani birikim hem davranış özelliğiniz olacak kamera gündemi karşısında. Takip etmek, yakalamak, bırakmamak. Davranış özelliğiniz, kamera karşısında duruşunuz, düzgün konuşma çok önemli. Gündemi tutma, nabzı gerçek anlamda evet. Tutma. Seçeceğiniz konuklarda seçici olmanız lazımdır. Yani böyle düzeyli, ben hep o düzeye dikkat ettim esasında program süremde. Hatta inanır mısın? Ben her hafta programda ne giydiğimi yazardım unutmayayım diye. Hangi kravatımı kullandım ki aynı kravatı takmayayım diye. Yani o kadar estetiğe de çok önem verir insan. Yani böyle şeyde bu program yani seyirci öyledir yani. Didikler, saç tıraşına işte bakar, yani sakal tıraşına, barbetlerine, bıyığına, kaşına, gözüne. Tabii canım. Her şeye bakarlar. Ama aslında yani benim de istediğim programın içeriğine bakılmasıdır. Evet. Onun için zannediyorum tabii ki iyi. Memleketin hali biraz duman oldu. Çünkü konuşulanlar hep stüdyolarda kalıyor. Yani her gelen çok büyük bilgiler. Vaatlerle ve bilgilerle falan girer. Buradan çıkınca her şey bitiyor. Tamam biter. Seyirciye ben yaptım. Ama diyor. Gene mesaj gider, bakmayın siz. Gene ya inşallah gider, yani gitmesini gider. İstiyoruz ama maalesef gittiğini de göremiyoruz ve üzülüyoruz. Evet. Yani biz bayağı işte olabildiğince. Şu anda şeydesiniz herhalde, Vatan Gazetesi'nde. Vatan'da yazıyorum şimdi. Erten benim çok sevgili dostumdur. Ne tür yazıyorsunuz orada? Güncel mi? Vallahi güncel yazarım ama sadece onunla da kalmam ben. Yani Kıbrıs konusunu çok işlerim mesela. Çevreyi çok işlerim. Turizm, sosyolojik ve psikolojik yazılar yazarım. Sanat yazıları yazarım. Kritikler yaparım icap ederse. Özellikle çevrede çok duyarlıyım açık söylemek gerekirse. Çevre üzerinde çok yazılar yazdım. Hadi madem oradan şey edelim, oradan gidelim. Çevre dediniz. Şu andaki çevremize bakıyoruz. Buraya gelirkenki çevre sadece buralara tam bile bakmıyor. Tam bir rezalet. Lefkoşa'nın içine bakıyorsunuz. Yamasız yol yok. Çukurlar, şunlar, bunlar vesaireler. Bir türlü bitmek bilmeyen kanal döşemeler, evet, boru döşemeler, ıvırlar zıvırlar, toz, toprak, tabii çamur. Tabii şimdi ben size nedir söyleyeyim. Bu haller böyle? Söyleyeyim mi? Yani ben tabii biraz da tenzih ederim ben şeyi tabii. Harmancı'yı, Mehmet Harmancı'yı. Çünkü gelmiş adam genç, dinamik bir belediye başkanı. Ne bulduysa ve hem parasızlık içerisinde hem de yokluk içerisinde
bir şey yapmaya çalışıyor, uğraşıyor da iyi niyetli. Zaten harmancıya değil lafımız. Harmancıya yani. Değil lafımız. Onu evet. vurgulamak için söylüyorum ben. Evet. Ama bu iş yılların birikimiyle oldu. Yani geldi mesela. Altyapı yapılırken, bir sanayi bölgesi kurulurken altyapı eksikliği oldu bana göre. Yani tamam değildir o drenajlar vesaire. O selli yağmurlarda bir sene evvelki selli yağmurlarda öyle bir kaldım ben bu sanayi bölgesinin içerisinde. Yani adam çatlar ya, açık söylemek gerekirse küfreder ya. Bunun başka izahı yok. Ama madem ki turizm dedik, turizm de çevre, kültür ve yemek kültürü de tabii düşündüğümüzde yaşamsal evet. şey. Bu 3-4 fonksiyonel olgular birbirini tamamlayan halkalardır esasında. Yani bir turist geldiği zaman sizi çok güzel analiz edebilir. Bakarsınız yollarda pet şişeleri savrulmuş, sigara paketleri atılmış. Affedersin kediler, köpekler ölür. Ölüleri, leşleri orada asfaltın üstünde bitinceye kadar orada kalır. Yapışır asfaltın üzerine. Yani çok ayıp ya. Yani şurada şu geliyor aklıma Osman abi. Bu belediye zabıtaları diye bilinen bir personel var, güruhu evet. var. Her belediyenin bu kişilerden var. Elinde bir tane fatura işte neyse. Park şeylerinde. Efendime söyleyeyim. Sürekli park cezası. Zabıtanın görevi sadece bu mu olmalıdır sizce? Mesela çöpünü çöp tenekesinin içine atmayan, yere efendime söyleyeyim sigara paketini dediğiniz gibi pet şişelerini atan, elindeki içki şişesini fırlatıp asfaltın ortasında tabii kıran, ya. Yani bu çevreye zarar veren, bu görüntü her türlü şeyde zabıtaların yetkisi yok mudur? Yani o vatandaşa durup bir dakika sen bunu attın ben seni yazıyorum falan deme hakkı yok mudur? Yani sadece park cezası mı yazar bu zabıtalar? Evet yani bu güzel bir şeye parmak bastınız esasında. Şimdi dünkü haberlerde bir şey vardı gazetede. Hayvanlara eziyet eden kişilere galiba 4 asgari ücret cezası verdiler. Mesela bir köpeğin tasmasıyla beraber adam arabasına giriyor. Son sürat gidiyor. Köpek zavallı. Köpek yetişemiyor. Allah'ım biter. Allah. Bu kadar büyük bir işkence olabilir ve onu... Arabası kirlenmesin. Ya kirlenmeden ziyade işkence resmen köpeğe işkence. Ha şimdi bunu yapan insan olamaz diye düşünürüm. Ben yani bir hayvana böyle bir eziyeti... Neden? 4 asgari ücret cezası yiyen o kişi veya kişiler bundan sonra ona benzer davranış içine girecek olanları yahut da hayvanlara eziyet edenlere caydırıcı. Bir zamanlar kemer takmamız arabada çok sıkı değildi biliyorsun. Yani çok sıkmamıştı polisler yani işte. Ne zaman cezalar gelmeye başladı? Millet çatır çatır şeyi koymaya başladı. Ha şimdi bu olayda da bu sizin dediğiniz pet şişe savurdu. Ben öndeki arabadan şişe savrulmuşsa ben yazarım arkadaş o arabanın plakasını. Hemen ihbar ederim içeriye ve dikkate alması lazımdır sizin şeyinizi, ilgililerin. Almazlar. Yani tamam. Yasalar nezdinde. Yani, tamam da işte yani biz. Senin gücün vardır. Tamam da. O adama diye düşünülür. Olabilir. Çok şeyler yapmamız gerekir. Mesela turizm dedik. Avrupa'da. Adam pazarlar mesela Kıbrıs'ı pazarladık. Bizim başımıza geldi. Berlin'e gittiğimizde bu durumdan karşılaştık. Şimdi anlatıyor bize Alman acente sahibi. Ya diyor sizin Kıbrıs'a geliriz diyor. Getiririm ben acente çok para verdim ben diyor şeye müşterilerime ceza olarak. Otelde kalıyor. Yan taraftaki arsada inşaat yapılır. Bir villa yapılır. Gür 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 şey çalışır. Harç yoğurma makinesi, turist rahatsız olur gürültüden. Yani bunların özel yasaları var onların. Caydırıcı ve ceza, ben rahatsız oldum bu nedenden ötürü dediği an bitti. Bütün ödediklerini çatır çatır geri alır. İşte biz daha çok ekmek isteriz ya. Yani bak söylemek gerekirse. Ama yani bütün bunların işte geçen şey vardı, turizm yazarları. Şey vardı toplantısı ve başkan Reha Arar, genel sekreter falan hep onlar belli oldu, şeyler belli oldu. Herhalde onlar da... Pınar bahsetti bana, Nazmi Pınar bahsetti bana bu olayın ötürü.
ya işte siz falan filan kim var ya? Dedim ya abi turizmde en çok yazı yazan adam benim ya. En çok program yapan. Benim kapım çalınmadı dedim. Size kolay gelsin dedim ben de kendisine. Nazmi'ye böyle birazcık da takıldım, sitem de ettim. Bilmem yani katkı koymaya hazırız yani öyle bir şey olursa. Yani elbette. Hepimiz aslında ya bu insan, ya işte, bu ülke insanları olarak yani şart değil bir gazeteci olmak, şart değil bir otel sahibi ya bir lokanta sahibi olmak. Tabii ki onlar da çok önemli roller oynayacaklardır ama daha okullara girmesi gereken özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yani tabii biz canım. Kıbrıs olarak düşünecek geleceğimiz turizmle. Bütün her şeyimiz turizmde. Her şey turizmdedir. Evet, kesinlikle yani. Eğitimden başlamalı. Turistlere davranıştan, taksi şoförlerinden tutun da tabii. Her şeyden. Mesela tarihi ve turistik yerlerimiz. O eski eserler, dökülür o eski binalar. Yani böyle bir hazinemiz var bizim ve biz bilmiyoruz kıymetini. Her taraftan tarih fışkırıyorsun. Her taraftan tarih fışkırıyor. Yani siz gidin Saray Otel'in ruh barına ki biz onları tur operatörlerini götürüyorduk. Bakanlıktayken. Neden orada verirdik biz yemeği ruh barda? O zaman restoran vardı yukarıda. Üstten bakınca? Üstten kıyaslama yapsınlar. Rum tarafıyla Türk tarafını. Rum tarafına baktığınız zaman hep beton. Biz beton görmeye gelmedik diyorlar. Bakın ne güzel. Lefkoşa'nın o otantik binaları, eski eserleri, o oluklu kiremitli damlar, damların evet, arasından evet. Çıkan hurmalar. Büyük Han'ın eski durumu, sokaklar, Büyük Han'ın durumu hep falan. Hep bunlar restore edildi, i̇şte bunlar, gayet güzel oldu, kazandırıldı yani turizme. Şimdi yavaş yavaş tabii şey diyor, çünkü dış güç, Avrupa Birliği projelerinden de yararlanılıyor şimdi bazı şeylerde. Ya zararın neresinden dönersek kârdır açık söylemek gerekirse. Yani çok şeylerimiz var, hazine yani. Yani yazılabilecek çok da kitap var. Bir Namık Kemal Zindanı düşünün siz, Namık Kemal Zindanı üzerine. 10 tane kitap yazayım ben size. Namık Kemal'in psikolojik durumunu, o günlerin yaşantısını vesaire. Bir şey var mesela. Mausa'daki Othello Kalesi. Othello. Öf. Shakespeare. Ya Shakespeare'in Othello eseri. Dünyada okunan bir eser. Dünyada okunan ve bilinen meşhur bir eser. Biz bunun kıymetini bilmeyiz. Kendimizi pazarlamada ben olsam, Turizm Bakanı olsam toplarım bütün o sanatçıları da, bütün eski eserleri de vesaire. Oturup neler yapabiliriz ya? Çıkarırım bu bardaklardan Othello bardağı. Anahtarlıklar, oyma işler, el sanatlarını dökerim ben o sokağa. Orasını bir kanton haline getiririm. O kadar geriyiz ki o kadar işlerde. Özel mumdan heykeller, Othello'nun mum heykeli, Madame Tussaud'daki gibi. Evet. William Shakespeare'in heykeli mesela. Belli sahne, kısa bir İngilizce, Almanca. Kitabı bile ya. Othello'nun. Tabii yani o kitapları koyacaksınız oraya. İngilizce ve Almanca. Ekrandan göstereceksiniz gelen turistlere kısa bir gösterisini onun ekranda sırf o havayı yaratabilmek için. Belki üç boyutlu filmler koyabilirsiniz ki daha etkili olsun. Şeyi biliyorsunuz İstanbul'da bir İstanbul'un fethi mi nedir o bir şey bir müze açıldı. İstanbul'un fethidir ama nedir ismini tam hatırlayamadım. Ben gittim gördüm üç boyutlu. Dehşet verici. İçinde bulursunuz kendinizi. Savaşın içinde. Savaşın içinde. Başka türlü izah edilemez. Yani ben olsam başka türlü yaparım açık söyleyeyim size. Ben evet. Yazılarınızda çok uyarmışsınızdır da. Çok belki de. Çok yani. Yani yapılması gerek. Şurada Walt Disney'in mesela şeyine konu olan, değil mi? Kendi amblemine konu olan tabii bizim ya. Kaledir. Evet. 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 Foyalım. Doğrudur. Falan. Yani bütün bunları dünya biliyor da sen bilmiyorsun. Ve kullanmıyorsun. Kullanmasını bilmeyiz. Acaba biz. Neden fırsat mı gelmiyor? Ya kendimizi pazarlayamıyoruz ya. Bütün mesele odur. Kendi elimizdeki malımızı pazarlayamıyoruz ya. Budur olay. Yani samimi söylerim. Mesela 2-3 sene evvel gittik şeye, Stockholm'a gittik gazeteciler grubuyla. O zaman bizi şeye götürdüler. Vikinglerin müzesine götürdüler. Kocaman bir şey böyle. Bir gemi. Gemiyi monte ettiler yere, oraya. Ve geminin
etrafına binayı, gemini etrafına inşa ettiler. Yani öyle bir proje. O kocaman Vikinglerin, düşünün siz o şeyleri. Ama o dediğimiz, biraz önce anlattığım mumdan heykeller, dönem özellikleri, gürzler, kılıçlar, savaş malzemeleri, kurgulamalar, efektler, ışık oyunları, karanlık içinde görürsün şeyi. Yani müthiş bir müzeydi. Ne bileyim o. Ben öyle yani gibi hayal ederim, açık söylemek. Her şeyler gerekirse yapılabilir ya. O Namık Kemal zindanını hani giriyorsun, esas yattığı o zindan dedikleri. Aslında Namık Kemal serbest dolaşıyormuş yani, surlardan dışarı çıkıyor. Dolaşıyordu tabii. Gece yatmadan yatma oraya geliyormuş ama olsun. Ya bunu çoğu insan onu orada zindanda biliyor. Oraya girer girmez otomatik bir sistemle. Tabii. Böyle davudi bir sesle Namık Kemal'in şiirlerinden mesela tabii verilebilir ya, bir tabii. Altta fon müziğiyle filan. Büyülü ortamlar yaratılabilir bu tarihi eserlerin etraflarında, civarlarında, içlerinde, müthiş, kenarlarında, müthiş, köşelerinde. Ne bileyim, ışıklandırmasından ya tutun bilmem nesine kadar. Bak mesela şeyde, yine beş başka konuya, yani aynı konudur da gene de bir arada gireyim ben yine. Şimdi mesela Aralık ayında bizim Ali Hançerli ile beraber, ben de basın konseyi temsilcisi olarak gittik şeye, Kuşadası'nda. Türkiye Basın Konseyi ve Kıbrıs Basın Konseyi üyelerinin kalabalık bir grup. Orada bir seminerlerimiz oldu, panellerimiz vesaire. Ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti bizi basın müzesine götürdüler. Basın müzesi ya, ilk defa duyarım ben açık söylemek gerekirse. Eski bir bina, eski matbaa baskı makineleri, eski kitaplar, siyah beyaz resimler duvarlarda, gelmiş geçmiş basın duayenleri ve basın şehitleri. Hep resimleri var orada. Mesela Çetin Emec'in var, Uğur Mumcu'nun, Kutlu Adalı'nın, Kutlu Adalı da var içerisinde. Yani ben gördüğümde ve çok insan orada. Ve başka bir odaya girdiğimiz zaman Atilla İlhan şiirlerini okur orada. Oo. Fondan, televizyon, masası, kitapları, müsveddeleri. Müthiş bir şey yani, samimi söylerim. Yani işte malzeme budur, yaratıcılık budur. Yaratıcılık. Basit bir şeydir ama yani oraya gittiğin zaman da o şey, yaşadığın olay. Yani ben çok etkilendim, açık söyleyeyim size. Yani çok yerimiz var dediğin gibi Osman çok abi. Yani Kıbrıs'ta o kadar çok, o kadar evet, çok tarihi böyle eserleri, çok, çok, şunlar bunlar var, pazarlayabilsek çok dünyaya falan. Yani burası turistten kaynar yani. Bakma sen Rum'un ambargosuna, çok şusuna, ekmek busuna isteriz daha. Hakikaten. Adam olmak için. Yani doğru. Peki biraz da gündem. Evet. Yapalım çünkü az vaktimiz kaldı. Tamam. Malum şu anda gerçi heyecan var desem bile yalan olacak. Heyecan falan yok yani. Yok millette ya, öyle bir heyecan alıştık görmüyoruz. Alıştık biz şeye, alışırız. Yani bekliyor, gün gelsin gidip tık diye oyunu atıp çıkacak. Ama bir gerçek var ki seçilen kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olacak. Evet, evet. Yani kim seçilirse seçilsin, başımızın üstünde yeri var. O ayrı mevzu. Nasıl gidiyor? Yani halkın nabzını yokladığınızda siz ya da işte adaylar konusunda neler düşünüyorsunuz? Yani ya şimdi baktığımız zaman adayların tümü de her biri bir değerdir, açık söylemek gerekirse. Herkesin kendi idealleri vardır. O ideallerini halkın önüne koyarlar. Yani bir muhasebe yapıyor halk şimdi esasında. Yani hep böyle tabloyu aldılar önlerine. Filan aday bu topluma ne verdi veya ne vermedi? Filan adayın idealleri nedir? O idealleri içerisinde gerçek anlamda inandırıcılık var mı? Bakın, inandırıcılık var mı? Kıbrıs konusu devamlı gündemde kalıyor. Devamlı Kıbrıs konusu işleniyor. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın görevi sanki sadece görüşmecilikmiş gibi. Başka bir hiç evet, yani o da fazla, şey yokmuş gibi bakıyor halk genelde. Ama yani daha geniş yelpazede almak lazım şeyi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı'nın görevleri çok geniştir. Yani biz bunu aslında tanık olduk Denktaş Bey zamanında da, Doktor Gücün zamanında da. Hakikaten çok geniş bir yelpazede büyük hizmetler gerektiren ve büyük inisiyatif gerektiren, büyük fedakarlıklar isteyen bir şeydir ve biraz da vizyon gerektiren bir olaydır.
zaman zaman böyle halkın içindeyiz biz. Zaman zaman halkın kafası bulanıyor. Zaman zaman filan aday olur der ya da filan aday olmaz der insanlar. İsim vermeyelim çünkü hoş olmaz. Tabii tabii. Yani bizim herkese saygımız vardır. O bağlamda zaman daraldık sonra heyecan birazcık olacak gibi gelir bana. Yani tam böyle artık insanlar bir pencereden bakıyor şimdi. Meydandaki adaylara pencereden bakıyorlar ve sessiz duruşlarıyla izliyorlar. Çünkü artık değişen dünya değerleri ve değişen dünya teknolojisi artık meydanlarda ne oluyorsa yani meydanlardaki nutuklar değil, Facebook'lar var şimdi. Sosyal paylaşım siteleri var. O kadar çok şeyler var ki halka ulaştırılabilecek. Bir tıklamada binlerce insana mesaj gider. Bir tıklarsınız 10 binlere mesaj gider. Yani o bakımdan Allah yardımcıları ne toplum için hayırlısı neyse olsun diyelim. Artık yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Sence vatandaş bu defa şey mi yapacak acaba Osman abi? Yani partisine göre mi gidip oy kullanacak? Yoksa adayın işte geçmişini, yaptıklarını, yapmadıklarını falan. Yani hangi kıstasları kullanabilir halk sandığa giderken sence? Nasıl bir haleti ruhiye içerisinde? Geçmişteki seçimi düşünüyoruz mesela. Evet. Ulusal Birlik Partisi Başbakanı seçim kaybediyor. Genel sekreteri seçim kaybedebiliyor. Yani bir Ulusal Birlik Partisi ki yıllarca bu KKTC'ye evet. hükümet etmiş bir partinin evet. başbakanı ve genel sekreteri seçim kaybediyor. Milletvekilliği kazanamıyor. Birinci sıradan çıktıkları halde. Hatalarının şeyidir o. Yani, hatalarının kurbanı oldu bana göre. Yani şimdi halkta da değişti bir şeyler gibi geliyor bana. Şimdi bence bakın politikacı politikacı değil halktır şimdi politikacı. Halk, birey politikacılardan daha politikacı oldu. Deneyim, insanların o deneyimi, o görüntüleri, işte o camın arkasında izlediği adam izliyor şimdi bir şey var orada önünde bir ayna var bakıyor aynaya. Yani o görüntüye bakarak yorum yapmadan dinliyor. Dinler adam. Günü gelince de ne karar verecekse verir. Ha şimdi tabii benim en çok ilgimi çeken şu oldu. Ki hemen hemen bütün adaylar geçmiş siyasetine baktığımız zaman bağımsız aday diyorlar. Hangisi bağımsızdır ya? Bu adayların düşünürüm ben. Yani kökenlerine baktığımız zaman herkesin bir partisi vardır. Yani geçmişte elbette ki pozisyonu itibariyle bağımsız ifadesini kullanırlar. Çünkü diğer partililerden de oy beklerler. Yani o bağlamda düşündüğümüz zaman bir taktiktir diye düşünürüm ben şey olarak ama. İşte yani bir önceki seçimin belki de getirisidir bu. Mesela, yani millet artık direkt Fenerbahçe, Galatasaray, evet, Beşiktaş evet. tutar gibi parti tutmuyor. Tutmaz. Bakıyor, icraata bakıyor, şuna buna bakıyor falan. Ya ismin üstüne gidebiliyor yani. Şimdi hatırlarım ben rahmetli Denktaş Bey'in o seçimleri olduğunda her davasında sıkıntı yaşardı böyle bu nasıl bir taktik uygulayacak diye zaman zaman ben çok sık beraber olurdum kendisiyle. Tabii orada bir slogan üretildiydi hatırlarsınız. Bana partimi sorma ben Denktaşçıyım sloganı. O tuttuydu esasında ve öyle bir gelişim içerisinde, tabii Denktaş Bey'in o karizmatik yapısı, yılların devlet adamlığı ve dava adamlığı, yani mücahit Denktaş olarak baktığın zaman ya da bir doktor küçüğün düşündüğünüzde. Nasıl bakarsan bak Denktaş Bey. Nasıl bakarsan, farklı liderlerdi ikisi de, farklı politikacılardı. Ama ya halk yargılayacak, bunun başka izahı yok. Halk görüyor, duyuyor, izliyor. Ve kendi vicdanına seslenerek sandığa gidiyor. Başka ne diyelim? Yani olay budur. Yani zaman geçtik sonra elbette ki bazı şeyler kaşınmaya başlıyor altı geçmişleri. Adayların geçmişlerini kaşıyor şimdi halk yahut da medya. Onların inandırıcılığı nereye kadardır? O inandırıcılık gerçekten etki yapacak mı? Yani bulgular gerçeklere dayanırsa veyahut da belgeler hani derler ya işte kirli çarşafları dökeceğiz ortaya dedikleri olaylar da olur bazen bu tip şeylerde durumlarda. Bazen
şey oluyor ama yani. Bazen de ters teper. Ya yok, de, çok çirkin oluyor çok, bazen. Yani çok da ailesine şuraya buraya dil uzatmalar tabii, falan. Tabii çok çirkinleşir. Özellikle bazen sosyal paylaşım sitelerinde yani düzeye yani geçecek çok düşük bu da. Eleştiriler falan Abdullah da yapılıyor. Kardeşim bu da geçecek. Herkes gene hayatına devam edecek. En önemlisi nedir biliyor musunuz? Yani Kıbrıs konusunda özellikle kimsenin tek başına Don Kişot olmaya hali yoktur, olacak hali yoktur. Çünkü Ankara'nın elindedir iplerimiz şu anda açık söylemek gerekirse. Kararı, Kıbrıs konusundaki karar Ankara menşelidir. Kim ne söylerse söylesin, Ankara ile istişare etmeden hiçbir cumhurbaşkanı hareket edemez tek başına. Zaten Anastasiya... Mecbursunuz zaten ya, başka çareniz yok. Masadan... Sizin garantörünüz Türkiye, anavatan, odur sizi besleyen, odur sizi var eden, sizi kurtaran, özgürlüğünüzü veren, size yaşam soluk borunuzu, hava tutan, nefes tutan. Yani baktığımız zaman... Biz Türkiye ile varız ya, bunun başka izahı yoktur. O bakımdan geçecek yani, boş ver, geçecek Abdullah. Zaten onu diyecektim, Anastasiadis de masaya dönme şartlarını ortaya koyarken, yani Eroğlu'na ya da Akıncı'ya ya da Sibel Siber'e yani demiyor. İşte sen barbetlerini daha kısa kestirirsen masaya gelirim falan demiyor. Yani hiç muhatap olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni karşısında görmüyor. Direkt Ankara olarak düşünüyor muhatabı ve bütün şartlarını o tarafa doğru koyuyor. Şimdi aziz dostum, benim daima vurgu yaptığım bir husus vardır. Her şeye rağmen, bakın, Denktaş Bey 68'de başladı görüşmelere. Bitiremedi. Sayın Talat geldi, o da bitiremedi. Ki en şey dönemdi yani Akel'le... Tabii tabii, bir çok teması, yoldaştılar, yoldaştılar diyelim yani, yani ikisinde şey o. Şimdi de Eroğlu geldi. Nedir değişmeyen? Değişmeyeni ben size söyleyeyim. Değişmeyen Rumlardır. Değişmeyen, tek duran, statik duran ve size yaşama hakkı vermeyen Rum toplumudur. Rum liderliğidir. Rumların milli konseyidir. Onların o değişmezlikleri bütün şeyi Rum cemaatini mahvetmesine rağmen hala daha gerçeklerden uzak bir politika izliyorlar. Yani bunu özellikle ben yazılarımda ve televizyon programlarında kaldı ki çok bu politikadan çıkacak olan herhangi bir Rum kesinlikle yetkili ya, hem Rum, aforoz edilir hem vurulur. Ya yani. Rumlar, ben bazen zaman zaman derim ya bu Rumlar aptaldır derim ben. Af buyurun, biraz amiyane oldu ama neden? Ya siz artık bir yerde oturup bu adanın diğer sahibi Türklerdir ya. Bunun başka izahı var mı? Anayasa önünüzde, Kıbrıs Anayasası önünüzde, 70-30 hakları önünüzde. Siz 50 seneden beridir meclisteki Türk sandalyelerini işgal ediyorsunuz. 3 tane bakanlığı işgal ediyorsunuz Türk haklarını. UNDP'den gelen, Birleşmiş Milletler'den, uluslararası kuruluşlardan gelen yardımları iç ediyorsunuz. Hep bunlara baktığımız zaman yani o kadar çok şey vardır ki, olumsuzlukları var ki, dünya bunu görmesi lazımdır. Ben başka türlü bir şey söyleyemem. Onun için kim seçilirse seçilsin, aziz kardeşim, Rum'dadır esas anahtar. Rum değişmezse... Evet, doğrudur şey yani, biz her şeyi yaptık. Anlam planı ortada, şey ortada, oradaki evet, tavırlarımız ortada. Osman abi... Yani bitti, seninle sohbet o kadar hoş ki nasıl vakit geçti hiç anlamadık bile. Bir saat bile daha versin bize Reşat. Daha bir sürü de konumuz var şurada. Evet. Sayın Reşat Akar'ın köşe yazısında baktım şöyle, ne kadar gerçekçi şeyler yazmış evet, buraya. Reşat'ın yazısına onu kestim bayılırım, böyle sakladım, şeyin içerisinde duruyor. Çok güzel yazıları var. Gerçekten öyle. Evet, evet. Neyse, onu başka bir konukla konuşuruz artık. Sıra gelmedi bile. Gelmedi bir tanesine bile sıra gelmedi bile. Bitti programımız yani. Güzel. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür katıldığınız ederim. Katıldığınız için sağ olun. Çok güzel programlarınız hakikaten ve sizi kutlarım böyle bir program yaptığınız için. Çok teşekkür ederim. Çünkü kamuoyunun nabzını gerçekten tutuyorsunuz ve güzel mesajlar veriyorsunuz. Sağ olun Sayın Osman Güvenir. Size başarılar diliyorum ve dört gözle bekliyorum o kitabınızı gerçekten. Tabii yani o çıkınca zaten takdim edeceğim ben. Geleceğim Reşat Bey'e de size de takdim edeceğim. Zaten imza günü yapacağız biz. Mehmet Küçük de beraber yapacağız. Çünkü Doktor Küçük Vakfı basıyor bize kitabı. Ay güzel. Onun ayrı bir anlamı vardır. İşte 30 senelik çalışmanın ürünü artık hayat bulacak. Güzel.
Hayırlısı olsun. Merci. Diyoruz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, işin iç yüzü bir kaliteli konuğu da ağırladı. Onunla ülke gündemine ait de konuştu. Kendi yeteneklerine, topluma kazandırdığı kitaplara, eserlere, her şeye dikkat çektik. Bu Gavur Hasan'ı bulun. Osman Güvenir Gavur Hasan. Harika bir kitap. Bunu bir okuyun. Çok zevk alacaksınız. Kısa kısa hikayeler böyle bayılacaksınız. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Hepinize tekrar sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Şimdilik hoşça kalın.